servise gittiğim yol acayip güzel evler var burada. Cansu da çok beğeniyor. Burası da olabilir ha. Çok güzel evler var gerçekten ya. Az kaldı. Ne kadar? 4 dakikamız var. 4 dakika sonra servisteyiz. Geldik. Arabayı teslim ettim. İçeriye aldılar. Çekebilir miyim dedim. Covid olmasaydı içeriye alırdık seni dedi. Ama Covid'den dolayı şu an içeriye alamıyoruz. Bu yüzden maalesef dedi. Yapacak bir şey yok. Covid. Dışarıdayım şimdi, bekliyorum. İçeride acayip güzel bir şey gördüm bu arada. Yani aklımı kaybediyordum. 2002 yılına ait bir Formula 1 motoru. Toyota'nın motoru. 3 litre V10 895 beygir. Fantastik bir motor. Böyle üst kapaklar falan. Böyle en üstünde karbon fiber bir kapağı daha var falan. Bayağı güzel bir motor. Kapıda da çok güzel arabalar var. Her zamanki gibi. Sanırım çok doğru bir servis seçmişim Hollanda'da. Çünkü Hollanda'da böyle premium klasiklerle ilgilenen büyük şirketler var, galeriler var. Onların birkaç tane arabası var şu an burada. Bakıma gönderilmiş. Ve içeride şu an çekebilir miyim bilmiyorum. Birazdan göstermeye çalışacağım. Eski Porsche'ler var. Onlara bakmak büyük meziyet. Bu arkadaşlar anladığım kadarıyla bayağı iyiler o işte. Çünkü ne zaman gelsem o modellerden var burada. Şimdi içeriye girelim de size şeyi göstereyim. Formula 1 motoruna. Evet, bu şöyle karbon fiber kapağı de bir Formula 1 motoru neymiş, şunu da gösterelim. 2002 ait 3 litre ve 18.000 devir çevirebilen 835 beygir, 900 beygire kadar yükseltilen bir Toyota motoru. Toyota'nın Formula 1 aracında kullanılmış bu. Bir de şurada güzel parçalar var. Burada şunu gösterelim. Araba liftte. Filtresini açıyorlar. Yağ değiştirecekler. Şunu göstereyim. Şu Porsche klasiğin orijinal teyip. Eski Porsche'leriniz için. Navigasyonlu. O orijinalliğini bozmayan teyip. Çok güzel, çok başarılı. Şurada bir de karbon fiber air intake var. Çok güzel bu da. Bayıldım. Karbon trimler var. Yazılar var. Bir 911 gösterge tablosu var. Eski gösterge tabloları var. Şunlar. Bunlar genelde 4,5 litre kayenlerden çıkan plastik borular bunlar. Böyle korozyona uğrar. Yırtılır. Onları genelde metallerle değiştirirler zaten. Şurada bir tane turbomuz var. Türbünü. Bunu görebilirsiniz. Bu da bitmiş. Eski. Çıkarmışlar. Şurada da yeni bir teyibimiz var. Bunlar kayenlerde kullanılan, yeni kayende kullanılan teyip. Burası böyle. Bekliyoruz bakalım cezamız ne çıkacak. Yağ değişti. Şimdi alt korumaları kapatıyor. Filtre değişti. Hava filtresi değişti. Bakalım başka neler olacak. Ya bu sanat eseri değil de nedir ya. Eve alıp koyacağım bir tane. Bulsam. Sanat eseri ya, gerçekten inanılmaz bir şey bu. Tablo niyetini al koyuyor ya. Haksız mıyım? Şimdi makineye bağlandı. Şöyle göstereyim onu. Herhangi bir yanlış bir şey de kalmasın. Nasıl bir arıza bilelim. Bunu da yaptıralım dedim. Tamam dediler, bağladılar. Hem de servis ışığı söndürülecek. Yani daha doğrusu kilometresi düzeltecek, servis kilometresi. Hadi bakalım, cezamızı bekliyoruz. Servisten çıktım. Şimdi benzinciye geldim hemen karşısına. Arabada benzin yoktu. Benzinimizi alalım. Sonra cezamız ne? Anlatayım size ne kadar ödedik. Hadi. ...6 litre benzin aldık. Benzin de litresi olmuş 2.17 ya. Maşallah. Bir ara yine 2 euronun altına gelmişti. Bu aralar yine arttı. Hayırlısı artık. Ne ödeyeceğiz?
166 euromuzu ödeyelim 76 litre benzinimize. Sonra şu servis olayını çözelim sizle. Eve geldik. Arabayı park ettik. Şimdi bakalım ne ödemişiz. Servise neler yapıldı, ne sordum, neler çıktı ve neler yaptırdık. Ve Türkiye'de aynı servise ne para ödemiştim. Hemen başlıyorum. Yağ filtresi değişti, yağ değişti, hava filtresi değişti ve sensör kontrolü yapıldı. Şimdi yağ değişimini Hollanda'da yağ filtresi ve dediğim gibi hava filtresi değişti. Toplamda 311 euro para ödedim. Formula 1 motorunun olduğu serviste. Daha önceki gittiğim servis zaten burası. Türkiye'de yaklaşık aynı işlem için 1500 TL gibi para ödemiştim. Bence yani beklediğimden ucuz tuttu yağ değişimi. O bakımdan şanslıyım. Diğer söylediğim şeylerden biri arabanın ön ve arkasında bir yükseklik farkı var gibi hissediyorum dedim. Bir kontrol edebilir misiniz dedim süspansiyonlar. Havalı süspansiyonlarda bir kaçak mı var, delik mi var? Yani bir yerden hava mı kaçırıyor bu diye. Kontrol ettiler. Havalı süspansiyonlarında bir sıkıntı yok. Muhtemel bir sensör hatası. Fark çok küçük. Kalibrasyonunu yaptık. Eğer kötüleşirse gel sensörü değiştiririz dediler. Bir sıkıntı yok onun haricinde dediler. Baktılar. Elektronik olarak da bir problemin yok. Her şey düzgün çalışıyor dediler. Malum şuraya bırakırım. Türkiye'deki serviste zaten hani olabilecek her şeyi değiştirmiştim hata olmadan önce. O yüzden bu da iyi olmuş oldu. Bir diğer şey de malum Türkiye'deki videoya yine gönderme yapıyorum. Orada Salih Usta ön fren disk ve balatalarını değiştir demiştim. O da yani değişecek bir şey yok. Gayet iyi durumda bunlar. Arkaları değiştirmişti. Önleri değiştirmemişti. Önlere bir daha bakar mısınız dedim ne durumda diye. Ona da dedi ki bir 30 bin kilometre falan daha gider bu frenler. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Devam dedi. Onu da değiştirmediler. Böylece bir servisi 311 euro ile atlatmış olduk. Yaklaşık kilometreyi de söyleyeyim en son yağ değişiminden sonra bir 9000 kilometre falan olmuştu en son yağ değiştireli. Tekrar değiştirmek istedim. Yani normalde 15.000 falan rahat kullanılıyor. Özellikle burada kullanıyorlar 15.000 kilometre falan tek yağ değişiminde ama ben 5 ila 10.000 arasında kullanıma göre yağ değiştiriyorum. Yani çok zorladıysam arabayı o kilometre işte 5000'in biraz geçince 6-7000'lerde değiştiriyorum. Çok zorlamadıysam 10.000'de değiştiriyorum. 9.000'de falan yağ değiştiriyorum. Erken diyenler olabilir. Göreceli. Yani bunun motorun ömrünü uzattığı çok aşikar. Düzenli yağ değişiminin, vakti zamanında gelen yağ değişiminin ve şey kesinlikle söyleyebiliyorum. Yani yeni yağ değişimi yapılmış araba kesinlikle çok daha sarsıntısız ve sessiz çalışıyor. O çok bariz bir şekilde hissediliyor ve bunda da aynı şey tekrar oldu. Yani 9000 önceki değişmiş yağıyla arabanın çalışması, sürüşü ve şimdiki çalışması ve sürüşü arasında bence kesinlikle fark var. Normalde buna silky smooth denir. Bu motorlarda böyle sessiz ve düzenli çalışmayı tam olarak oraya geliyor bence. İyi oldu. Kafam da rahat etti. Yine bir iki uzun yol planımız var. Onları çıkmadan önce yağ değiştirmiş olmak iyi oldu. Türkiye ve Hollanda, aslında Avrupa'da da benzer fiyatlar geçerli. Fark böyle. O zaman bir sonraki videoya kadar herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.